Sen Belotti'den bahsettin. Ee, Ferva Çelik'leri de çok heyecanlandıran bir evet. isim. Geçen sefer Yağız'la beraber de e, burada tabii Belotti'nin özellikle işin mali tarafı açısından çok ciddi rakamlar konuşuluyor. İşte 10 milyon euro imza parası, yaklaşık 7 milyon euro maaşlar, bonuslar falan derken ne kadar doğrudur bilemiyorum tabii ki ama İtalya medyasında da farklı farklı isimler de yazıyor. İşte 3,5-4 milyon euro civarında Monaco ile bir anlaşma sağlandığına dair. Belotti ile ilgili istersen biraz konuşalım. Ya Belotti sanırım şu anda menajeri biraz Fransa civarında dolaşıyor. Çünkü önce Monaco çıktı. Dün Nantes çıktı. Bugün de Nice okudum. Hani sanki oralarda biraz kulüp bakıyorlar gibi. Fenerbahçe'nin ilgilenmesi çok normal ve bence çok doğru. Belotti ile ilgilenmemek boşta bir Belotti ile herkes gider. Oyuncu ile ilgili şöyle bir sıkıntı var. golcülüğüne yeteneğini hiçbir lafımız yok. Ama oyuncu çok yerel bir oyuncu. Yani yerelliğini de şöyle anlatayım. Şimdi bu adam Bergamolu. Bergamolu kariyerinde sadece bir sezon ya da iki sezon Palermo'su var. Onun dışında oynadığı takımlar e, Albino Leffe, Bergamo takımı. Torino, Bergamo'ya arabayla bir saatte gidersin. Yani iki saatte gidersin Doğru. maksimum. 200 kilometre mesafe. Yani adam değil İtalya'nın dışına çıkmak. Yani bir Palermo dışında Bergamo'nun çevresinden çıkmamış yani. Hayatı orada geçmiş. Ki Yağız sürekli söylüyor ya işte İtalyanca dışında dil konuşmaz. Hayali Milan'da oynamak. Milan'da oynamasının sebe istemesinin sebebi de babasından kaynaklı. Babası o çocukken Milano'da inşaatta çalışıyormuş. O yüzden bir Milano aşkı ve Milan taraftarlığı var. Şimdi bunlar bu, bu, bu büyük bir sorun. Yani Fransa'da bile yapabilir mi bence büyük bir sorun. İtalya'da neden istemiyorlar? Valla bunu İtalyanlar da tartışıyor. Belotti şu anda boştayken neden İtalyan takımları işte mesela Salernitana Erik mi getirdi. Bugün sağlık kontrolünden geçiyor. Neden Belotti'ye gitmiyor? Neden mi? Büyük ihtimalle bu ekonomik şu anki menajerinin talebi koyduğu şey fiyat. Evet. Buradan diyor gidelim. Fransa'ya gidelim. Almanya yapalım. Türkiye'yi deneyelim. Olmazsa biz zaten işte Monza'ya gideriz bir şekilde bizi alırlar. Belki Lazio bile alır gibi bir Atalanta. Sallıyorum tabii Atalanta almaz da. Böyle bir plan yapıyor olabilirler. Ama onun dışında şimdi yani oyuncu Serie A'da 130 tane golü var oyuncu. Ya yani Serie A'da 130 tane golü sana attırmazlar. Mesela Bundesliga'da attırırlar. Hollanda'da 250 tane attırırlar. Serie A'da 130 golü sen atarsın. Bak Joao Pedro Kaliar Serie A'nın en çok gol atan 3 Brezilyalısından birisi. Ya boş oyuncular değil bunlar. Bu, bu oyuncunun ekstra bir özelliğini gösterir yani. O atar. E onun dışında istatistiklerine bakıyorum. Geçen yıl, tabii geçen yıl çok ciddi bir sakatlık sorunu yaşadı. Ondan önceki yılı referans alalım daha gerçekçi olduğu için. Ki geçen yıl Juric ile beraber Torino daha hücum takımı oynadı. Ama sakatlığı nedeniyle eksik kaldı takımdan. Şimdi hücumdaki ikili mücadelelere bakıyoruz. Bir Vlaovic, iki Belotti, üç Lukaku. Hava topu mücadelesine bakıyoruz. 1 Vlaovic, 2 Cornelius, 3 Belotti. Önde baskıda bu onun çok iyi olduğunu gösteriyor ki Serie A'da bunu en iyi yapan o oyunculardan birisi. Son dönemi azalmış da olsa bu. Bu lig için yeter. Çünkü yani Lukaku, Vlaovic ve Lukaku ve Vlaovic birlikte hücum baskısında en iyi 3 oyuncudan birisin. Hava topunda da Cornelius'tan sonra geliyorsun. Cornelius'un burada yaptığını gördük. Şampiyon takımın yani MVP'lerinden bir tanesi oldu. Doğal olarak bu ligin çok çok üzerinde ama 10 milyon oradan bir para, 7 milyon oradan falan, 5 milyon sadece cebime, 3 milyon sol cebime, yolluk falan bu işlerle bizim alakamız yani olmaz. sağ içi konusunda e, performans ve e, potansiyel açısından bir soru işareti yok ama mesela e, devre arasında İtalya medyası hatta işte belki sözleşmesi <laughs> 6 ay kala e, olduğu için Torino'yla yenilemeyeceği haberleri zaten yapılıyordu İtalya medyasında. Hatta belki o dönem yeni takımının anlaşması yapılır, açıklanır, sezonu Torino'da tamamlar şeklinde bir beklenti vardı. Hemen hemen her gün haberi yapılıyordu. Birçok kulüp ismi gündeme geldi. Gerek İtalya içinde gerek dışarıda Süse hatta Inter'le falan da anılıyor. Inter Milan, Juventus, Tabii, şöyle hatta ben işte ezeli rakibine gider mi? Juventus'a gider tamam. mi acaba bu kadar 7 sene oynadıktan sonra? Ee, o zaman Morata'nın durumu belli değildi. Ayrılıp ayrılmayacağı belli değildi. Ee, Morata'nın yerine acaba... Şey bir denklemi vardı. Lukaku Inter'e gelir, tekrar Ceko çıkar. Evet. Juventus'a Ceko mu gider, Belotti mi? Hatta dün akşam okudum. Şubat tarihli bir makale. Tabii tabii. Milan, İbrahimovic sonrası Belotti nasıl olur diye. Adamlar bu kadar yazı yazmış. Aynen. O dönemden beri takip ediyordum ben de. Yani e ben Torino'daki ilk döneminden itibaren yani çok beğendiğim gerçekten muazzam bir oyuncu. Fakat beni de şaşırtan durumu yani e, hem 6 ay kala hiçbir kulüple anlaşmamış olması hem de bu kadar e, sözleşmesi biteceği belli olan ve serbest kaldığı 1 Temmuz'dan itibaren serbest kalan bir oyuncunun hala İtalya'daki ve hatta başka yerlerdeki üst düzey kulüplerle bir görüşme içerisinde olmaması. Bilmiyoruz tabii bu hikayenin sonu nasıl olacak ama merakla bekliyorum ben de. Profesyonel bir, Gökmen öyle pas atayım. Profesyonel bir menajerlik yapmadıkları için olabilir. Sanırım ailesi yürütüyor. Ve aracı menajerlerle çalışıyorlar. Bu da hem işi zorlaştırıyor hem süreci zorlaştırıyor. Muhtemelen ihtimalle. belki de. Evet. Fenerbahçe'yi de tamamlayalım. Gökmen ekleyeceğin herhangi bir şey var mı? Bilmiyorum ama. Ya tabii ki Belediye zor bir transfer. Bence Belediye'nin hayalini anca Mesut Ezil'in kontratından çıkarsa Fenerbahçe kurabilir çünkü Mesut'a da çok ciddi bir ödeme yapılıyor şu anda ve yeni sezonda yararlanmayacak Fenerbahçe. Çünkü kadro dışı pozisyonun devam ettiğini görüyoruz. Burada belki Mesut'tan çıkılırsa ancak maddi anlamda belki, o da belki diyorum çünkü beklentileri çok yüksek. İtalyan kulüplerinin bile işte burada karşılayamadığını, gündemine net bir şekilde alamadığını söylüyoruz mali konulardan dolayı. Ancak bu formülle gerçekleşebilir gibi duruyor. Peki dün de Acun Uluca'nın açıklamaları gündeme geldi Mesut konusu demişken e, o şekilde noktalayalım e, Tabii menajerinin e, söylemleri iki sene daha Fenerbahçe'de olacağına dair hemen hemen her gazeteciye e, yapmış olduğu görüşmelerde bu ifadeyi kullanıyor Acun Uluca'lı dünkü söyleminde ayrılık görülüyor gibi ama Hus diye transfer etmek isterdim fakat kariyerini Türkiye'de tamamlayacak tamamlamak istiyor şeklinde. Yani Mesut konusunda hala kocaman bir soru işareti var. Acun Ulucalı da sonuçta gelişinde çok önemli bir rol oynamıştı. Ve o da bir performanstan kaynaklı hayal kırıklığı yaşadığını net bir şekilde ifade ediyor aslında. Yani Mesut... Ama bir ayrılık yakın gibi. Bir, bir cümle soru soracağım sadece. Tamam kadroda düşünmüyorsunuz. Tamam hocanın da planına uymuyor. Ama ben artık merak etmeye başladım. Yani bu kadar set çekecek ne oldu? Ya olabilir yani bir oyuncuyu kadroda düşünmezsiniz, kadro dışı bırakırsınız. Yani Beckham soyunma odasında Ferguson'la kavga etti. Kafasına krampon fırlatıldı falan oldu filan oldu. Kadro dışı kaldı bir ay sonra döndü. Yani gerçekten bu kadar böyle hani Mesut savunmuyorum. Benim savunmama da ihtiyacı yok yani ama ben merak ediyorum insani açıdan. Allah Allah diyorum yani kaç ay geçti Bayağı bir böyle hani Mesut'un şeyine yüzüne bakmıyor insanlar ya. Hı hı. Bu biraz Birinci Dünya Savaşı'nın başlama nedenine doğru doğru. Hayır, şey çünkü şey yani? yani? Bahane mi oldu? Bahane oldu çünkü Peki. zaten Sayın Başkan çıktığını açıkladı ya söyledi ya yani artık dedi futbola odaklanmasını istiyoruz dedi ya Tabii. zaten iptal koptu oldu. Evet. O bir bahane oldu. İsmail Kartal'la tartışması soy modasında bir bahane oldu. Hatta Ozan Tufan da o esnada kenar süsü olarak o da kadro dışı kaldı. Kendisine destek verdiği için. Ama tabii ki yani burada Jesus değerlendirmeye bile almadık. Tabii ki burada başkanın direkt ya. etkisi olduğunu görüyoruz. Ya yani evet. Bardak doldu 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 ve son olayla birlikte taştı. Aslında sadece bir anda yaşandı bitti değil. Ya yani Birçok şey yaşandı üst üste geldi ve hep o acaba şimdi olur mu şimdi olur mu şimdi başka bir Mesut görür müyüz? Mesut buraya geldiği havayı o etkiyi sahaya yansıtabilir mi? bir türlü olmadı bu bakımdan o karar hani birçok e, geçmişiyle beraber gelen bir karar yani, Üzücü yani. E, bakalım peki Fenerbahçe bölümünü de bitirdik.